Marie Curie radyoaktivitenin kurucusu olarak kabul edilen çok önemli bir bilim insanıdır. 1903'te Nobel Fizik, 1911'de ise Nobel Kimya Ödülünü kazanarak bu ödülü alan ilk kadın ve iki Nobel alan ilk insan olmayı başardı. Marie Curie'nin en büyük keşiflerinden biri doğduğu ülkenin ismini verdiği polonyum elementiydi. Saf polonyumun 1 gramı arsenikten 250 bin kat zehirlidir. Fakat Marie Curie'nin yaşadığı zamanlarda bunu kimse bilmiyordu. 1920'de ağır katarakt hastası olan Marie, buna radyoaktivitenin sebep olduğundan haberdar değildi. Marie Curie, 1934'te radyasyon yüzünden yakalandığı aplastik anemi hastalığından öldüğünde bile hala polonyumun zararlarının ispatlanamadığını söylüyordu. Bazen fazla odaklanmak, yanı başınızdaki tehlikeyi görmeyi engeller. Ne bağırıyorsun? At kafası bulmuş gibi yattı. O ne lan? Ay dede, senin benim yatağımda ne işin var ya? Ben biraz deli yatıyorum. Nasıl geldin buraya? Ay dede, özür dileyeyim ya. Yorganın altında kaza olur, bir şey olur. Bak sen metcezir akıllısın, her türlü kurtarırsın da. Ben bu utançla yaşayamam ya. Ama Allah aşkına bu ne ya? Ben böyle bir güne nasıl aydın bakacağım? Ay dedem, sen ne yaptın ya? Metin, abisi. Hadi kalk lan. Dünden müşteri bak, rezervasyon yaptırdı. Daha makine montajı yapacağız. Tamam, tamam, tamam. Bak. Hadi lan, hadi. Hadi, hadi abisi. Hadi sikeceğim ama oğlum. Hadi oğlum, geç kaldık abisi, geç kaldık ya. Kolay gelsin. Makine montajı için gelmiştik biz ama makine bu mu acaba? Bu ya, ama daha çıkarmadık. Bir kat kaldı. Bir el atını üst kata çıkaralım. Ha, biz taşıma için ekstra ücret alıyoruz ama... Madem bir kat kalmış, sıkıntı yok o zaman. Hadi Metin, tut abisi. Haydi. Lan oğlum, araba mı bu ya? Araba mı itiyorsun Metin? Altına geçsene şunu. Altına, altına ha. Abi, bak son 3 kattı, son bir kat kaldı. Aha bir kat kaldı, aha bir kat kaldı deyip bizi oyalıyorsun. Sen bizi gerçekten kaç kat kaldığını söyle. Biz kendimizi ona göre hazırlayalım. Son kat, son. Abi gözünüzü seveyim, açın yolu gideyim. Bugün sevgilime evlenme teklifi edeceğim. Lan yürü. Bir kat kaldı, bir kat. Adam bayıldı, adam gitti. Bir şey olmaz, bir kat kaldı. Dayanın bir kat. Aha vallahi benim kata geldik. Hadi sizi Allah kurtarsın gençler. Gitmeyin abi ya. Bir kat kaldıydı. Ben artık dayanamıyorum. Bitmiyor lan. Bitmiyor. Adam kendini attı. Abi adam kendini attı. Tamam bırakın şimdi. Kalan sağlar bizimdir. Hadi dayanın abiler. Son bir kat. Bıraktım. Geldik beyler. Elinize sağlık. Rica ederiz. Geldik mi geldik işte. Hasan sen neredesin? 2 saattir seni bekliyorum. Fırında makarna yapmıştım. Siz çamaşır makinesi için çağırdım tesisatçılar mısınız? Siz neredesiniz? Ben de başkasını çağırdım. İstiyorsanız yeni takın ama servis takmazsa garantiden çıkıyormuş. Fırında makarna yapmıştım, soğudu ya. Lan siktirtme makarnanı. Benim bütün hayatım az önce götümde canlandı. Geç eve, geç. Hasan sen ne diyorsun? Senden nefret ediyorum. Hasan, yenge senden nefret ediyor. Hadi git. Abi, yenge Hasan'dan nefret ediyor. İstiyorsanız gelin takın ama servis gelince sökerim. O zaman biz söktürüp gidelim. Seyirciler hazır mıyız? Bir diyeceğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evinize. Bakmayın sürçü lisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldık. Acayip acayip işlere daldık. Derken olmayacak bir şey bulduk biz. Bilmem bu gidişat ah nereye. Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya? Biz.
lan? Uzakta durma gel bebeğe. Gam keder girmesin araya. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abiciğim? Beni Ömer Bey gönderdi. İşler nasıl gittiğini soruyor. Her şey kontrol altında. İşleri iyice yavaşlattı. Beş vakitten ikisini de camiye getiriyorum. Son sünnetine kadar kıldırıyor. Beyefendiye son sünneti kıldırıyormuş mudur? Aynen. Dün de farzdan önce araya girdim. Hocama bugün rehberlik yapalım dedim. 15 dakika uzattı. Onu da söyle. Kimi öldüreceğine karar verdim diye soruyor. O iş tamam. Kalbi durdurur, iz bırakmaz. Ama önce yavaşlatabileceğim kadar yavaşlatacağım hepsini. Ali! Yüzden sonra dirsekler be oğlum. Yanlış aldın abdesti. Baştan al hadi, baştan. Tamam dede. Ya dedeyi dünyayı kurtaracağız dedim. Sen istersen önce ailetini kurtar dedik. Tuttu kollarımızdan buraya getirdi Metin. Ya bunlar bize evrimleyecek. Biz karşı çıkacağız. Kavga çıkacak diye beklerken bize de meskiyen bilim adamı denk geldi abi ya. Metin. Abdest alırken konuşulmaz. Başla. Ya dede şınavı çekiyoruz abdest. Başla. Bak. Tuvalet ne taraftaydı? Dede Çernobil gibi sızdırıyor ya. Biz niye bir tek sabahla akşam namazlarını kılmaya geliyoruz biliyor musun Metin? Dedenin reaktörü 3 leketten fazlasını kırmaya kaldırmıyor hiç. Abi emekli bunlar bildiğin ya. Arada affetsin abi. Oh afiyet olsun. Yarasın. Anlaşıldı. Amca masadaki koz yatağı durağı oldu. 15 dakikadan önce kalkmaz bu araba. Amca, 2 gün sonra doğum günüm. İstersen o zaman at. Hediye niyetine sayarız ha. Az önce sarı ikili attı. Ondan 4 el önce de sarı dörtlüğü attığına göre... ...birle başlayan sarılı seri yapmıyor. Allah Allah. Amca rehin mele bağladı bana. Daha önce attığı siyah 12'li, siyah 7'li, sarı 8'li ve kırmızı birliği göz önüne alırsak... Hepsini ezberlemiş ya. Elimdeki taşlardan ona en az yer yani %3 ihtimalle siyah 11'li. Aha! Vallahi de bittim. Astronomi be. Hem de okeyle bittim. Hilmi amcayı sevdi. Ne yaptın Salih Hoca ya? Atılır mı o taş? %3'tü ama. Anlamadım ki siyah 11'li. Siyah 11 mi? Bir o be, bir. Sen çift görmeye başlamışsın. Ne koyuyorsun suyun içine Allah aşkına ya? Alkol. Bak, bak. ÖSYM gibi nokta atışı yerleştirdi. Birinci tercihim geldi. Amca, sen niye bunları böyle tek tek dizdin? Yaramazlık yapıyorlar diye birbirlerinden mi ayırdın? Eteki be. Çifte gidiyorum. Vallahi amca çift görme konusunda kendini geliştirmiş. İstediği zaman rakamları çift görüyor, istediği zaman da taşları çift görüyor. O kadar saydın 8, 7, 6 ne oldu ya? Baba! Baba! Sizin dede öldü galiba. Kızım emin misin senin öldüğünü? Şu tüpü ver tüpü. Hangi tüpü? Şu tüpü. Ya elini uzatsan alacaksın. Dede neyin karizmasını yapıyorsun? Hangi tüpü? Bu tüpü. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hop. Bu hareketi de bilimle açıklayabilirim. Peki dün gece bana yaptıklarını nasıl açıklayabilirsin? Bilimle. Onu ben bir bileyim de. Arkadaş ya adamın kafası günde 2 saat yerinde. O yerinde olduğu zaman da zehir zehir. Keçi boynuzu gibi adam yemin ediyorum. As. Ma yap abisi. Ayda de olmasa bizi olaya dahil edecek kimse yok. O değil de işte kendi ilim irfan yuvamıza babamızdan gizli giriyoruz ya. Harbiden arkadaş ya. Kahvede ne güzel bakıp bakıp duruyorduk. Buraya getirdiler sırf biz karışmayalım diye ya. Ah bu sefer olacak. Bu sefer olacak Tahsin. Tut elimi. Kafa gitti kafa gitti. Sen şimdi idare et. Tahsin Özdemir hadi. Abi sen ne diyorsun? O benim hayatımdaki en büyük kabus ya. Tahsin! Oğlum hadi adamcağızı moddan çıkarma. Babacığım. Babacığım niye bir şey söylemiyorsun lütfen? Ne Tahsin 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 adam bırak şu elimi. Bu ne böyle? Ben sana bunu... Böyle mi öğrettim ben sana bunu? Bir dakika terbiyesizlik yapma konuşuyorum. Aramıza girme. Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? 40 yıl bilimle uğraşmışsın. Pis ikimi öğrenememişsin daha lan. Beceriksiz adam. Bana bak sana bir laf ederim yemin ediyorum dolmuş fıkrasında finaldeki küfre maruz kalan kadın gibi kala kalırsın ha. Terbiyesizlik yapmayalım şimdi doğruya doğru konuşalım. O saçına da bir fön çektir dede. Öyle çok yakışıyor sana. Sen şimdi kendini oraya mı verdin Metin? Verdim sanki biraz.
Bahsi. Efendim kardeşim. Bizim yapacağımız araba ikiz miydi yoksa müstakil miydi? Ha onu ben bilemem, onu hanıma sor. Yaşar abi bizim araba tüplüydü. Yalnız yangın tüplü. Köpükle çalışıyor. Hadi işine dön bakayım. Dön işine. Goy goy yapma, işine dön. Bakayım. Vallahi gitmiş. Allah taksiratını affetsin. Dur dur bir de ben bakayım. Yok ya kalbi atıyor onu ya. Aa. Oo saat de geç olmuş. Ben yemeğe gideyim artık. Ulan ölmemiş arkadaşlar ya. Bunun şarjı bitmiş. Ya. Ya her gece şarja takın demiyor muyum ben size? Allah Allah. Hocayı USB'den mi şarj ediyoruz? Bende şey var. Ara kablo var. En son kim varsa yanında şarja taksın demiyor muyum ben? Dün gece kim vardı en son yanında? Hilmi hatırlayamadı. Ay. Oh. Tahsin'i o şırpıntıya teslim etmeyeceğim. Hele sabaha şu börekler bir pişsin. Sen uyu uyu, ebedi uyu sen. Ay. Hoca açılıyor. Lütfen bekleyiniz. İşe yaramaz herifler. Sabahtan beri bekliyorum burada. Biriniz gelip hocamız ne yapıyor diye sormuyorsunuz. Allah Allah. Hoca Nihat Doğan'a bağladığına göre bayağı bir sinirlenmiş. Feyza! Bir yılın en işi birikti. Biraz yardım et bana. Anne benim bugün izin günüm. Off'um ben. Duyamadım. Anneciğim, canım annem. Nereden, ne taraftan başlayayım temizlemeye? Yürü. Balkonları mı yıkayayım önce? Yürü. Ne oldu lan, ne oldu? Yine mi dışladılar oğlum size? Arkadaş, tam babamla ortak payda da bir şeyler yapacağız dedik. Heves ettik. Siz hiçbir şey ellemeyin diyorlar bize ya. Sizin istediğiniz gibi olacak. Siz karışmayın. Allah Allah. Bak, 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 bak. Bak, görüyor musun Turgut? Resmen ötekileştirmişler. AB kapısında bekleyen az gelişmiş ülke muamelesi yapmışlar. Hırpalamışlar lan çocukları. Lan Sezai. Gökyüzündeki bulutlar gibisin lan. Sana her bakışımda başka bir şey görüyorum. Hatta seni şu an nasıl gördüğümü istersen çizerek anlatayım Sezai. Ya. Abi üsteleme ya, istediği bu ya. Üstüne gitme şunun. Keyfi yerine geliyor ya. Keyif mi? Ne keyif? Keyfim yerine geliyor ne lan? Keyfim yerine geliyor ne oğlum? Keyfim yerine gelsin istesem seni bıyıksız halay ederim. Beni bıyıksız halay mı edersin? Hayal ederim. Bıyıksız hayal ederim seni ya. Dilim şişti. O dilin değil, dişin olmasın lan. Yok işte ağzımda bir şeyler kamaştı ya. Sezai, Metin'i bıyıksız halay ederim dedi. Dubunu düşüneyim. Gözümü kapatayım anam. Çikines. Ya arkadaş biz kendi dükkanımızda niye rahat edemiyoruz ya? Niye yalnız kalamıyoruz ya? Niye her yemek açtığımızda yağmurdan sonra çıkan şemsiyeci gibi, derbi maçı öncesi çıkan bayrakçı gibi, zafere ulaşmış gerdekten çıkan damat gibi niye siz bir anda burada bitiveriyorsunuz ya? Estağfurullah. Ya Metin çok ışırdatıyorsun. İnsanı cezbediyor. Ya şu şeritinden tutup açsan bu kadar ses çıkmayacak yavrucuğum ya. İşte kümülüs böyle oluyor, kümülüs böyle oluyor. Turgut abi bak söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. Sen de dükkanın telefonunu buraya yönlendirmişsin. Gün aşırı arıyorlar abi. Çilingir soruyorlar ya. Çayları getirdim usta. Adam çayları da buraya yönlendirmiş ya. Hadi. Yavaş ya lan. Lan yavaş ya, öleceğim lan, nefes al lan. Yemin ediyorum NTSC televizyon gibi saniyede 30 kare götürüyor ya. Yediğimde gözü var, yemin ederim. Bir dükkanı terk edebilirsek abimle durum değerlendirmesi yapacağız. Hadi yalnız kalacağım. Hadi. Efendim baba. Ne olur? Alternatör lazım. Buluruz, buluruz. Ha evet, bulabiliriz. De sen niye buradan soruyorsun babacığım? Duvarın arkasındasın. Biz oraya gelmeyin diyorsunuz. Hı. Benim annem senin karın zaten baba, bir sıkıntı yok. Tamam. Peder Bey'e alternatör lazımmış abi. Adam o. Yavaş olsun. Anne. Sezai. Ne diyeceğim ya? Senin tamirhaneden illa çıkma bıkma bir şeyler bulunur. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kessen tövbe. Charlie'nin meleklerindeki Charles. Ya. Buluruz, buluruz. Buluruz da bundan benim çıkarım ne?
Hı? Hani benim çıkarımı göremiyorum, bana çık diyorsun sen. Ya sen bize bir yardım et, illa sana bir faydamız dokunur. Dokunur, dokunur. Bunların herkese faydası dokunur. Değdireceğiniz illa. Hadi gidelim Turgut. Doyduk doyacağımızı, yedik yiyeceğimizi, aldık alacağımızı. Aa, bisküvi alsana biraz. Aldım, aldım. Ya. Allah aşkına diyorum ben. Ya bu kadar neyse akşama da yiyeyim. Anne. Öyle hissettirmeden yaklaşılır mı anneye? Anneciğim neden böyle yapıyorsun? Gün boyunca uyuyorsun. Aksi aksi duruyorsun. Depresyona falan mı girdin acaba? Depresyon ne kız? Bulalım desene sen şuna. Sen bana hava mı atıyorsun? Bir şey sorabilir miyim? Saatin kaç? Şaka şaka. Ya bir dakika mutfağa gelip bir bakabilir misin? Bir dakikalığına. Hadi lütfen anne. Vuş! Bulaşık makinesi nerede? Abileri sattılar mı yoksa arabaya mı taktılar? Anneciğim sen bana bulaşıkları yerleştir dedin ya. Dedim. Heh, bana yön belli etmeyince ben de makinenin içindeki bulaşıkları dolaplara yerleştirmişim. Kız kirli kirli bulaşıkları dolaplara mı koydun? Bir süre sonra anladım yediğim boku. Bunu temizliğe mi koydun? Bunu da mı temizliğe koydun? Anneciğim ben anladım durumu da işte biraz zaman geçti. Feyza, şimdi söyle bana kızım. Hangi tabakta bunların kirli olduklarını anladın? Göster, imha edeyim. Kirece gömeyim ben onu. Of. Makine nerede? O da şöyle oldu anneciğim. Baktım ki makine su akıtıyor. Heh. Ben de seni hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Servise çağırdım. Makineyi alıp götürmemiz gerekiyor dediler. Aldılar götürdüler. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Sormadın mı? Anne sormasam nasıl bilmiyorum diyecek. Hani öyle mal gibi gönderdim makineyi sormadan. Anneciğim sordum dedim ya. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Öyle mal gibi gönderdin yani. Ben küçükken bu Ayşe'yi çok kınardım. Ondan bunlar benim başıma geliyor. Pardon çarptık. Allah'ım ya Rabbim ne oldu bu kadına ya? Bunalıma falan mı girdi? Aslında bu yaptığım tamamen bir özelleştiri. İnsan hayatta her şeyi başaracak diye bir kural yok. Ben de ilk çocuğu yaparken galiba biraz olaya veremedim kendimi. Tam anlamıyla konsantre olamadım. Böyle yalap şalap şap bir şey çıktı ortaya. Annemin soktuğu lafı döndürüp dolaştırıp oğluna soktu ya. Abi şu feyz almadaki hevesini mesleğinde kullansan da bir kendi arabamızı yapsak ha ne diyorsun? Benim oğlanda bir sıkıntı var. Yok canım. Var var. Yoktur ya. Var. Okul hayatı boyunca din kültür ve ahlak bilgisi dersinden 0 aldı. Lan besmeleyi çekene zaten 10 puan veriyorlar. Bu onu bile diyememiş bismillah demiş. Alamadı o puanı da. Ne diyorsun sen ya? Adını soyadını doğru yaz. Zaten 5 puan veriyorlar lan. Benim soyadım ne? Yalnız. Yalnız. Ne? L'den önce geliyor. Yalnız. Bu ismini yazdırmaya gitmiş. Bu yalnız değil. Yalnız demiş düzeltmiş. Hayatında bir defa doğru bir şey yaptı. Onu da yanlış zamanda yaptı. O puanı da alamadı tabii. Herkesin bir çilesi var Sezai abi. Seninki de bu demek ki. Hayır bir de ayarsız. Okul müdürü velini çağır demiş. Dün gece aradı beni bu. Buyurun dinliyorum dedi. Sen aradın dedim. Kimi dedi? Beni dedim. Sen kimsin dedi. Ben Sezai dedim. Tanımıyorum öyle birini dedi kapattı. Babanın deseydin ya lan. Dilim varmadı lan. Eseki sevimli be abi. Neresi sevimli lan? Neresi sevimli? İnsan gibi yiyor, at gibi sıçıyor. Günde 17 saat uyuyor. Geçen gün bunu unuttuk tatile çıktık. 3 gün sonra geri döndük. Suratıma baktı. Ekmek bitti dedi. Hani neredesiniz? Neden beni götürmediniz? Tatile nereye gittiniz? Su sıcak mıydı? Hava güzel miydi yok. İşte ilk yere güne olmaz derler. Sezai ileride aşırırsın yani. Ustalık eserin böyle olmaz diyelim. Ne diyelim yani? Sezai abi, konuyu diyorum alternatöre bağlayacaksın diye beklemiyor değilim ama. Hadi kapının önüne çıkalım şimdi bu kahveyi maviyi bulamaz bu tosuncu. Hadi. Alternatöre şey yapalım konuşacağım. Enver Bey artık bu evde yaşamadığını söyledi Yiğit Bey. Babama bak sen ya. Beni böyle mi yola getireceğini zannediyormuş. Arabamı getir. Babanız artık arabanın kendisine ait olduğunu söyledi. Size taksi çağırdık. Allah Allah. Enver Tokerli'ye bak sen ya. Az diklendik diye Tywin Lannister'a dönüştü. Aa geliyor bizim Moby Dick. Bunun velayeti yüzünden anasıyla boşanamadık biz. Ben diyorum ben istemem, anası diyor ben istemem. Baba!
Hocaları bunu sevin, yoksa gelip her gün bizi dövüyor dediler. Biraz sevgi göstereyim. Gel oğlum, gel. Gel babana, gel. Baba! Tutturamadım baba. Neyi tutturamadın lan? Ha? Neyi tutturamadın oğlum? 1.70 kol aralığım var lan benim. Bu ne lan? Bunlar ne lan? Bu ne bu? Bu ne bu? Ha? Delgeç mi oğlum bu? Hadi içeri, amcalar gelecek yavrum. Hadi içeri geç hadi. Mutfak nerede? Mutfak nerede mi? Gir içeri, mutfağı bulursun. Hadi geç. Sezai, bunun sesi. Bismillah. Sana mı benziyor lan? Ulan kesilen çalışmayan uzvu anlatırken bismillah derler Ali. Sen benim sesi anlatırken mi diyorsun? Benziyor işte. Nasıl lan? Oğlum benziyor işte ya. Kimi babasının gözünü alır, kimi burnunu, kimi kulağını, kimi huyunu alır. Benim mal olan da komple sesimi almış işte. Halbuki açık büfe, seçmeyeni al. Tövbe estağfurullah. Sezai abi sesini almış da diğer taraflarda biraz yardım etmişsin sanki. Her şeyi kendi imkanlarıyla yapmamış çocuk. Sezai bak dünya ahiret bacım olsun. Senin hanımın da kaşı gözü yerinde aslında biliyor musun? Ya kadıncağız hiçbir kromozomları aktaramamış. Ya da demek ki sen crossing over kısmında hanımı bayağı ezmişsin. Bildiğin fark atmışsın lan. Heh. Nihayet konu bilime geldi. Benim oğlana bilim ödevi vermişler. Project. Ne lan? Proje, proje. Normalde proje olarak tekerleğe getirse ben sınıfı geçiririm dedi hocası ama müfredat varmış. Bu oğlana proje yapacaksınız. Sezai abi biz buna neyin projesini yapacağız? Bu zaten proje olmuş lan. Mucit değil misiniz oğlum siz? Yapın bir şeyler işte. Yapın bir şeyler sonra da gelin alın alternatörü. Oğlan size emanet. Hadi eyvallah ben gidiyorum. Şişt, tamam oğlum. Hadi, hadi tamam hallettik biz hadi. Hadi. Kitlediyorlar. Abla ben çıkıyorum. Nereye? Neriman ablanın kocası yurt dışına gitmiş. Kendi de annesinde kalacakmış. Balıklarını besleyeceğim. Ha, Eda sen benim sigortamı yaptırıyor musun ablacığım? Sigorta? Abla durumumuz o kadar iyi değil şu an. Ama yani ben senin bir çalışanın değil miyim? Yani bunu zaten yaptırmak zorunda değil misin? Yani sen sıkılma diye kabul ettim ben. Tam anlamıyla bir çalışan değilsin benim için. Peki madem. Peki ablacığım ben o zaman biraz hava alayım. Ama abla. Madem senin çalışanın değilim. Abla işim var dedi. E madem işin var ablacığım Azli de kendine sigortalı bir çalışan tut o zaman. Ha? Yemin ediyorum oğlan Şerif abinin Benjamin Button versiyonu ha. Şu hallere bak abi. Tündeye getir tündeye. Sık sık. Ali buyur çay getirdim sana. Sağ ol dede. Ellerin dolu ya sen şuraya koyuver. Gitti mi lan? Sağ ol dede. Karakuriler köşeye sıkıştı çıkamıyorlar abi. Oğlan devrelerdeki renkli diyotları sökmüş mahallenin bebelerine bonibon diye satmış diyorum ya. Abi siz sakin şunu bir halledelim çilemiz bitecek. Abilerim. Ne oldu lan? Annem galiba bunalımda bir şeyler yapmamız lazım. Ne demek bunalımda? Bunalım ne lan? Bunalım işte. Aman illa depresyon mu diyeyim havalı mı olsun yani? Nereden biliyorsun bunalım ne olduğunu? Şöyle oldu. Sen bizim kızımız değilsin. Biz seni cami avlusunda bulduk. Oradan buraya getirdik. Öyle deme anne ya. Sen bana hiç benziyor musun? Niye? Çünkü biz seni camide bulduk. Anne! Pes et, pes et. Durum bayağı vahim demek ki. O kimyacı yok mu kimyacı? Kaltak. O kadının gelmesini annem kaldıramadı. Şıllık. Bir de kadının iyi yemek yapması son noktayı kodu gitti. Abisi o zaman bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım. Metin sen Feyza'yı da al. Annemi moralini yerine getirecek güzel bir şeyler bulun. Yoksa fazı veririm bak. İyileştireyim oğlum kadını. Ben gelemem ki. Niye lan? Hilmi Bey çünkü beni bugün benzinliğe çağırdı. Senin bugün izin günü değil mi kız? Evet abi. O özel sektörün işte Allah belasını versin. Kanemici Hilmi, vampir Hilmi. Abi ya, ben de işe gitme falan diyeceksin zannettim. Abisi, onu henüz diyemiyorum. Kısmetse nasipse seneye. Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Benzinliğe gidiyorsun. Sen de anamın yanına Metin.
O zaman ben de bu çayı fondipleyeyim, hiç ziyan olmasın. İrem oğlum arkandan ağlayacak. Bu ne be? Adam bildiğin Deccal. Kim derdi ki Sezai abi bir gün dünyanın sonunu getirecek? Ya çocuklar. Omzum çıktı galiba. Kart geçersiz diyor abi. Nakit verin. Oduncu. Tamam. Madenci. Evet. Seyis. Adam bas. Hazır. Adam bas. Emret. Daha çok adam bas. Hadi İleri. Altın toplayın. Yaparım. Odun kesin. Emret. Geyik avlayın. Tamam, geyik yapmayın. Tamam. Hazır ol. Cevap verme bana. Tamam. Cevap verme. Tamam. Ya İlmi abi şimdi tamam bunlar senin çalışanın diye bir şey demiyorum da sen niye beni buraya böyle dikiyorsun abi? Ozi. Bak burada ne var? Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Dur. Otur. Otur. Nein. Sit. Down. Good boy. Good boy. Halk arasında bana muhasebecileri fısıldayan adam derler. Ozi. Şimdi çocuklar ben aşağı mahallede ne alırsam 1 lira açtım. Oh, lüks tüketim sektörüne girdin demek abi. Hayırlı uğurlu olsun. No. Sahibe cevap verme. Nein. Feyza, şimdi onun bir sürü kanuni işi var. Böyle şartnameler, sözleşmeler falan filan. Sen Ozi ile beraber o işleri halledeceksin. Ben? Sen de getir götür işlerini yapacaksın lan. Allah Allah. Ozi, bak oğlum. Bu paranın şimdiki yarısı. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Diğer yarısı da burada. İş bittikten sonra alacaksın. Feyza, al bunu götür. Ben şimdi bağımsız iş mi buldum? Hiç merak buyurmayın Hilmi Bey. İşin yerine getirilmesini bizzat takip edeceğim. Bizans köpeğinin güveninin ederi 5 liraymış meğerse. Yürü git buradan Bizans'ın köpeği. Arkadaşlar beni takip edin. Dikkat et. Senin önüne geçerse Feyza kravatından tut çek. Tamam. Sağ ol Hilmi Bey. Ozi! Ozi! Bak burada ne var? Geliyor, geliyor. Hadi bakalım. Hop, hop. Tut bakalım. Aferin oğluma, aferin. Hadi. Gözün üstünde olsun. Tamam. Kapıyı kapat. Kapat. Adam bas. Usta. Adam bas. Evet, adam bas lan. Arkadaşlar her şey kafamda. Sakın panik olmayın, kendinizi bana bırakın. Oğuzhan her şeyi halledecek. Ne diyorsun sen be? Oğuzhan, bildiğin camileri say lan. Say çabuk. Abbas Ağa, Abdülkadir Efendi, Abdülmecit, Abdülvedud, Abu Selam, Abdi Çelebi, Açbaş. Ah. Allah'ın manyağına eşek şakası da yapılmıyor. Oğlum onun artık kendine güveni var. Bugün işi aldı. Şakacı. İyi misin sen? Gayet iyiyim. İşe odaklıyım. Beni takip edin. Ne oldu lan? Tuttun lan aldın. He, ne dedin? Hanımım. Geri zekalı lan bunlar. Kim yasakladı lan? Bina benim. Bilemiyorum efendim. Bize holdingden resmi yazı geldi. Girişiniz yasaklandı. Babama bak sen ya. Beni böyle mi korkutacakmış? O oğlunu hiç tanımamış, hiç. Hiç tanımamış. Taksi. Anne. Yemin ederim. Perde taktıracağını bilseydim spora başlardım. Antrenman yapardım. En azından bir ısınırdım anne. Kes. Doğru dürüst tak. Tek tek kontrol edeceğim hepsini. Arkadaş ya. Fesubhanallah. 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 Ulan abi. Ulan abi. Kolayı kendin aldın. Zoru bana bıraktın hadi. Evi tertemiz yapacağım. Herkes kadın nasıl olurmuş görecek. Burası bitsin. Doğru diş fırçasıyla banyo fayanslarına Metin. Ya anne senin kadınlığın ispatı ihtiyacı mı var? Sen kendini zaten ispat etmişsin ya. Ömrünü kardeş payı yapmışsın hepimize. Kendini ispatlama ihtiyacın mı var senin anne? Sen önce sümüklerini sil süzme salak. Anneyi güzel sözlerle kafaya almaya çalışıyorsan önce sümüklerini sileceksin. Anne işim var ya. Önce perdeler takılacak hadi. Feyza ulan abi. Sen zaten faydalı bir şey olsaydın ben seni vücudumdan atmazdım. Bak ben ciğerimi atıyor muyum, kalbimi atıyor muyum? Değil mi? Ya. Hadi dön önüne dön. Bakacağım. Hadi bakalım. Çok zor gerçekten çok zor.
Koltuk altıma kan birikti abla ya. Perde çok önemli. Perde bir evin namusudur. Hani insanın tatil gününde çalışmak ağrına gidiyor, anladın mı hani? Arkadaşlara da söz verdiydim arkadaşlar. Son. İki. Son. İki. Üç. Ve. Babalar, bir yanlışımız mı oldu? Güzel bayan. İnsanlar ve köpek balıkları arasındaki ortak özellik nedir bilir misiniz? İki türü de burnunun ortasına vurmak suretiyle etkisiz hale getirebilirsiniz. Kartal, ne yapıyorsun? Adamlar çok ciddi, silahları var, görmüyor musun? Ne bileyim hanımım, adam bize akıl veriyor sandım. Allah öyle temiz bir sıfat vermiş ki adama, tehdit ederken bile sevecen duruyor, karıştırıyorsun. Delikanlılar, konuşalım. Ne istiyorsunuz bizden? Halis Mulis İsviçre çakısı. Kesme, delme, deşme, eşme, koparma ve silkme dallarında birebir. Şimdi benim sözümü dinleyeceksiniz. Yoksa topunuzu keserim. Acımam. Lan! Dedik, lan! Kimin? Keseyim mi lan topunuzu? Gönder! Kaptan, kaptan. Hani dikkat çekmeyecektik. Bütün mahalleyi toplayacak mısın buraya? Kaptan ne lan? O ne biçim hitap? Top! Bu ne biçim top? Niye patlamıyor oğlum bu? Sivas topu musun sen? Sen Sivas topu mu bu? Vallahi kırıldı bu sefer. Kaptan ayağının şirazesini sikeyim ben. Aa, bak yine kaptan dedi. Sövdü de. Bundan sonra işe eleman alırken KPSS puanına göre alır. Gerçi onda da hile yaparsın sen. Aha minibüs geldi. Minibüs geldi. Bu ne lan? Abi minibüs. Minibüs bunu getirdemedin mi sen? Ben bunu mu dedim ya? A takımındaki gibi şekilli minibüs olacaktı ya. Kapısı yandan açılan, içerisi gözükmeyen. Bu üçünü de paketleyip içeri atacaktık, ne oldu? Abi detay vermiyorsun ki. Minibüs ayarla dedin, gittik Beylerbeyi hattından kiraladık, getirdik biz de. Efendim bizim çok ciddi bir organizasyon problemimiz var. İlk önce bunu halletmemiz lazım. Siz ikiniz içeri geçin güzel bayan. Siz de. Ama siz arkadan geçin, bakarlar yoksa. Kaçırıldık. Şu anda kaçırıldık. Ah ulan ah! İstedim de vermediler. Sen şoförsün dediler. Gönlünde yeri yoksa güzelim, fark etmez. Ben ayakta da giderim. Amcacığım, ne yapıyorsun? Kaptan, Beylerbeyinde, meydanda ineceğim. Bu oraya gitmiyor amca. Nasıl gitmiyor? Burada yazıyor ya. Amca in! Kaptan, müşterimi seçiyorsun. Arıyorum şimdi belediyeyi. Ne taraftaydı lan Beylerbeyi? Buradan düz devam et kaptan. Hala kaptan diyor. E amca da diyor, ona bir şey demiyorsun. Amcanın amcanın suçu ne? Bunun da bütün artistliği bize. Amca. Efendim Yiğit. Holdinge bağlı hesapları dondurmanı anlıyorum da baba. Yurt dışındaki hesapları nasıl ele geçirdin? Onlara öldüğünü söyledik. Yuh! Buradaki resmi makamlardan gerekli yazıları da aldık. Bak! Onlar için artık sen bir ölüsün. Haliyle varisin olarak parayı da bize yönlendirdiler. Epes! Etmiyorum. Ne yapıp edip o hesapları ele geçireceğim. Beni böyle durduramazsın baba. Durdurdum bile Yiğit. Kredi kartların yok. Hesapların kapalı. Cebindeki paradan başka paran da yok. Ama seni hemen affetmeyeceğim Yiğit. Yaptıklarını düşünmen için biraz fırsatın olsun. Taksi. Neyse hadi devam et, devam et, devam et. Biraz yürüyeyim ya. Kız arkadaşımla sevişirken zevk almıyorum. Ne yapabilirim? Sevişme. Allah Allah. Ne yapıyor bunlar ya?
Patates nerede? Patatesin teki nerede lan? Sezai'nin oğlan yedi. Böyle elma yer gibi dişliye dişliye kabuklarıyla yedi. Kabuğunu yiyemez dedim ama onu da yedi. Tabularımla oynadı. Al işte ben şimdi bunu neremez. Ali sana çay getirdim. Sağ ol dede. Şimdi bak dışarısı kaynıyor. Mahallede ne kadar kedi köpek varsa bunun sayesinde kardeş olmuş. Hayır, kim bunu dışarıda görse koşuyor diğerine haber veriyor. Benim anlamadığım nasıl bir şerdir ki bu 40 yıllık düşmana kardeş eylemiş ya? Kim kardeş ya? Kim düşman belli değil. Ha? Aynı zamanda saf. Algılarımla oynadı. Ayarımı bozdu. Hem saf hem kötü. Saf kötü. Ah, gel. Ali abi bana robot yapıyor. Vallahi abi. Alık mısın oğlum sen? Bunu iki öğretim almışlar biliyor musun? Robot değil oğlum bu ya. Sen bunun neyini anlamadın ya? Allah Allah. Alarmlı saat bu ya sen. Saat lan bu. Allah Allah ya. Allah Allah. Lan oğlum ya. Allah Allah. Şuraya bak. 87 yaşında adam el kadar çocukla body oldu ya. Ya arkadaş sabahtan beri bir çay içemedim ya. Bana bak aslanım. Bu icat bugün bitecek. Ben şimdi manava gidiyorum patates almaya. Herkes duysun bunu. Eğer ki döndüğümde bu patatesin teki burada olmazsa var ya o zaman işte... Şerif amca, Ali abi bana robot yapıyor. Lan saçsız Rapunzel. Saat diyorum oğlum. Ne robotu? Saat ya, saat ya! Ya Ali, el kadar çocuk oyuncak hamuruyla oynar gibi oynuyor seninle ya. Muhatap olma şununla. Bak şimdi, lan! Küçük sağ olun! Aa, kire kuru sana! Şoşeyim abla! Takın şu kitabı! Bakalım ıslaka! Safi zarar ya, safi zarar ya. Arigato! Arigato! Attara hanzo! Çocuk Japonca'dan anlıyormuş meğerse. Ulan Sasha Grey'e döndük. Ağzımızda bir seks topu eksik. Burası neresi? Bu adamlar kim? Bizi niye kaçırdılar ya? Şu kapıya ulaşabilirsem bir şeyler yapabilirim. Oğuzhan, kapıya gitsen ne olacak? Elin kolun bağlı. Çabuk gel buraya. Olsun. Onu orada düşünürüm. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Lan! 5 lira verdik, başımıza Polat Elamlar kesildi. 10 lira versek başımıza Jack Bauer olacak. Gelelim size. Evet. Bu ne lan? Bu nasıl geldi buraya? Gel bakayım. Oğlum, sandalyeye bağlayın deyince tekerlekli sandalyeye mi bağladınız? Güzel bayanı da taburaya mı bağladınız? Bize yedek sandalye var. Yemeği ayakta mı yiyelim? Ya taburaya bağlayacaktık ya çek yata. Tekerlekli sandalyeyi de komşudan aldık. Akşama istiyor. Ne yapacaksak çabuk yapalım. Hmm. Sen uç bakayım yerine Toraman. Hop. Bu bir son değil. Bu bir başlangıç. Ne istiyorsunuz bizden? Biz mahallenin 1 milyonuncu mafyasıyız bebeğim. 1 milyonuncu mafya mı? Ne istiyorsun kızı oğlum? Ha? Plaket mi verin, kurdane mi takar? Çözün lan beni. 1 milyonuncu değil, 1 milyoncu mafyasıyız. Duyduk ki siz de 1 milyoncu açmışsınız. Cem. Efendim amirim. Amirim. Acıdı mı? Şimdi... Git bakayım içeri şu kilerdeki elektrikli işkence aletlerinden birini getir. Tost makinesine benzeyeni. Ya ne elektriği, ne sordunuz da söylemedik. Güzel bayan, sizinle bir alakası yok. Yani kampanya vardı, 3 tane aldık. Tabii bizim aramızda yamuk yapan çıkmadığı için üzerimizde deneme fırsatı daha bulamadık. O yüzden sizin üzerinizde müsaade ederseniz bir açma kapama yapacağız. Çalışıyor mu diye. Getirdim amir. Tost makinesi bu. Kilerde en çok tost makinesine bu benziyordu amirim. Bizim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Bak elin oğlu da bundan faydalanıyor. Geçen borcunu ödemedik diye bir herifin parmağını kestik ya. He. 11 parmağı varmış adamın. He. Sağda solda ameliyatı beleşe getirdin diye konuşuyormuş. Keserken sayan oldu mu? Yeah. El alem krizi fırsata çevirmek için bizi kullanıyor, bizi. Malım ben mal. Evet, toparla bu içine. Her şeyi 1 milyoncuya götürelim. Orada anlatalım derdimizi. İyi o zaman ben gideyim. Nasıl çözdün lan onu? Vallahi ben bana yaşattığı duyguyu sevdiğimden dolayı kaldım. Hanımım çözeyim ben seni. Çöz çöz onu da çöz. Sibel de bulacağım seni oğlum. Acil garson lazımdı. Yoksa tecrübesiz almıyoruz. Menüyü vereceksin, siparişi alacaksın. Siparişler hazır olunca buradan alıp götürürsün. Bu kadar mı? Daha çok gençler geliyor buraya. Tatlı dilli ol, becerebilirsen şaka falan yap. İşte hepsi bu kadar. Tamam.
Bak iki kişi geldi. Menüyü ver ama başlarında bekleme. Onlar menüyü bırakınca gider siparişleri alırsın. Hadi kolay gelsin. Tatlı dilli ol. Becerebilirsen şaka falan yap. Arkadaşlar bilin bakalım arkamda ne var. Tatlım. Hadi bakalım bunları iyi çalışın. Birazdan gelip sözlü yapacağım. Ulan Feyza. Ulan abi. Benim arım, balım, peteğim, kirvem, Metin değil mi ya o? Metin! Ulan fakirlik insana neler yaptırıyor be? Şimdi temizlikçi mi oldun? Madem durum buydu Metin, neden bana gelmedin bu oğlum? Benim canım, ciğerim, kirvem, Metin temizlikçi olmuş. Ben eve temizliğe başkasının anasını çağırıyorum oğlum ya. Seni çağırırdım. Neyse ya, senin bedenin senin kararın. Çok da fifi. Bu ezden ne tarafa düşüyor? Tükürükleri takip et, yerdeki dost doğru gidersin. Ben de mahallede dolanıyordum da bir manitama uğrayayım dedim. Hatırladın mı? İsmi Eda. Bir hediye aldım da onu verecektim. Ahşap kolye ne lan? Lisecisin bu, mal. Sen Eda'yı yazarken dahi ayrıldın mı lan? Dahi anlamındaki de ayrılmıyor mu kanka? Kız dershaneye gitmeden eczacılığı kazandı. Buna dahilik denmez de ne denir ya? Vay çakal. Adam mizahı resmen silah olarak kullanıyor, görüyor musunuz? Ya aslında ben hediyenin etkisini önce sende test edeyim. Tutarsa Eda'ya veririm dediydim. Belli ki tuttu ya, içim rahatladı. Teste giren değneklerin %100'ünde başarı sağlandı. Kemraç'cığım, bak bu değneği vücudunun muhtemel yerlerinde test ederim. Öyle ki seni almak isteyen ikinizi set halinde almak zorunda kalır ha. Emrah mı? Kim oğlum o? Benim adım Emre. Sadece Eda bana Emrah de. Ulan adamın kızı tavlamak için geliştirdiği taktikleri görüyorsunuz değil mi? İyice de aldım. Abandan oldum. Sen kimle konuşuyorsun oğlum? Benle konuşurken bıyık boşluğuma baksana ya. Biz Eda ile ilk tanıştığımızda ben adımı yanlış söyledim. Şimdi de salak olduğumu düşünmesin diye düzeltemiyorum da. 5 senedir adımı Emrah sanıyor. Bir tek sen gerçeği biliyorsun. Metin aramızda bak ama kanka, tamam mı? Vay arkadaş ya, şu salaklığı bile herif avantaja çevirmiş, görüyor musunuz? Pısırık Emre'den karizmatik Emrah'a evrilmiş. Ben de hala gidiyorum kızın karşısında kafamda soğan kırıyorum. Oğlum git, ayarlarım bozdu benim. Yürü git lan buradan, hadi. Sana da bir titreme geldi mi ya kanka? Yok oğlum, çifter içlik yerim ben hep. Lan yoksa telefon mu çalıyor? Dur be he. Benim telefon titriyormuş. Demek ki bana ondan oldu. Aa, tüpçü Fikret dayım arıyor ya Sivas'tan. O kadar adamdır ki şekerinden yenmez. Tanısan sen de çok seversin. Alo, ha dayı. Tamam, Allah belanı versin, uzatma. Duyun, devam edeyim. He söyle, seri numarası neydi? Aklında tut. 58F76. Ulan herif bir de bize hafıza taşeronluğu yaptırıyor ya. Tamam, tamam geliyorum. Tutturmuş Emel Sayın olmadı, şimdi Tarkan olsun diyor. Seri numarası neydi ya? Peki 58F76 lan. Tamam. Neyse şimdi benim işim var, ben gidiyorum. Hadi öptüm kanka. Öptü ya lan manyak. Dudakla yanağın birleştiği en narin bölgeden öptü. Şerefsiz. Lan bu beni öpüyorsa Eda'yı... 58-76 lan! Buradan bakıyorum başka bir şey. Buradan bakıyorum bambaşka bir şey. Oradan bakınca daha da başka bir şey. Ya İlmi, sen şimdi bu tabloya 5.000 lira verdin ya. Lan küçük esnaf, niye anlamıyorsunuz ya? Değerlenecek diyorum ya. Bu resmi yapan adam tam 78 yaşında. Gidici yani. Herhalde. Ben yaş tahtaya basar mıyım? Bu tabloyu almadan önce adamı futbolcu gibi tam teşekküllü hastanede kontrole soktu. Doktorlar en fazla 2 sene verdiler herife. Peki adam ölünce ne kadar edermiş? En az 20 katı değerlenirmiş. Tabii yine de işimi sağlama aldım. Herife düzenli olarak sigara ve alkol gönderiyorum. Emrine bir de taksi verdim. Hareket yok. Katiyen yürütmüyorum. Spor yasak. Biz de sanatı seviyorsun da
Ondan aldığını sanıyoruz. Yok ya, sanat bana saçma geliyor. Misal Davut Heykel. Neymiş neymiş, tam Goliath'a taşı atacakken ki yüzündeki tedirginliği çok güzel vermiş. Ya heykel komple çıplak, çorpa molpa hepsi ortada. Tabii tedirgin olur. Ulan devle savaşıyorsun madem, niye anadan üryansın? Gözdağı veriyorsun desem, zaten devin senin kadar... Şşşş, ayıp oluyor ya. Tamam lan tamam. Ali ne yapıyorsun lan? Nasıl gidiyor? Vallahi organik tamam. Evet. Mekanik tamam. Hı. Saat geri kalıyor lan. Hayır dijital saat nasıl geri kalıyor anlamadım. Patatestendir o patateste. Turfanda ya. Mevsimi değil. Sezai'nin oğlan nerede lan? Aha. Kaybettik. Dede. Sana çay getirmiştim Ali. Ya dede gözünü seveyim. Biz seni buraya bilim adamısın diye aldık. Sen bildiğin gizli çaycı çıktın ya. Ben sana oğlan kayıp diyorum. Sen bana çay diyorsun. Allah aşkına nereye gitti bu oğlan? İnşallah dükkana bir kere gitmişti. Size. Hadi. Dur ben de geleyim. Siz şimdi oradan bakınca ne görüyorsunuz? Vallahi ben bir bok görmüyorum yine. Ya, kusura bakma. Aa olur mu? Bak şimdi. Bu yavru maymun bak kulakları. Bu da top. Topla oynayan yavru maymun. Natür montmuş bu. Natür mont. Tabii. Natürel mont yani. Çok eğleniyoruz. Çaktırmadan polisi mi arasak? Övünmek için söylemiyorum ama acayip dengesiz ortamlarda büyüdüm. Böyle dengesiz adamlar görmedim. Bir derecede bozuk para gibi harcarlar bizi. Ürünü mürünü yapmıyorlar. Bu dükkanın muhasebe kayıtları ne tarafta acaba? Hah, sırası mı şimdi Malo? İş odaklıyım, ne yapabilirim? O kalan 5 lirayı istiyorum. Acaba şu anda bize ne yapacaklarını mı konuşuyorlar? Aracı bence metrekare üzerinden keselim. Ne metrekaresi lan? Araç hasılat üzerinden kesilir. Hasılat üzerinden keseceğiz. Valla bir TL'ci de hasılat üzerinden haraç bana da hiç mantıklı gelmiyor. Metrekare daha mantıklı gibi. 3+1 mi lan bura? 3+1 -2/3. Ulan kalem pillerin oradan yola çıktım, kasaya vardım. Dışarı çıkayım dedim. Bir baktım alet çantalarının oradayım. O kadar yürüdüm, kalem pil reyonunu 10 metre geçebildim. Çok acayip bir mimarisi var, çok acayip. Kes. Bu organizasyonda herkesin bir görevi var. Ben beynim. Cem sağ kol. Hüseyin kaslar. Onay göz. Göt diyecektin değil mi? Doğru söyle. Vallahi göt diyecektin. Göt diyecektin. Göz lan göz. Onay da bizim dışarıdaki gözümüz gibi. Ulan en boktanı bana kaldı. Ha, adamın sağ kolu olduk. Kim bilir o sağ kolla neler yapıyordur. Her gece tek kürekli mektaba çıkıyordur mesela. Ben sağ kol falan olmam ha söyleyeyim. Biraz önceki metaforlarımın hepsini unutun. Benim hatam, lütfen konuya odaklanabilir miyiz acaba? Vallahi bilmiyorum reis. Benim bu rehinelerle aramda acayip bir bağ oldu. Çok ısındım. Stockholm gribi oldun galiba. Oğlum Stockholm sendromunda onların sana bağlanması lazım. Sen onu bile tersten yapıyorsun. Dangalak! La, ne oluyor lan? Niye vur? Oğlum niye vuruyoruz lan bak? Çekerim emaneti, silerim adaleti. Ne vuruyoruz lan? Çiu. Ben benimkini evde unutmuşum da. Yani ortamda zaten fazlaca silah var. Bir şey değişmez yani, değil mi? Yani kendimi savunmak için söylemiyorum. Niye vurdu lan bana? Hakikaten lan niye vurdunuz adama? İlk fırsatını bulunca bunu indireceğiz demedik mi? He? Sen öyle çarpınca vurdun, harekat başladı zannettik. Hüseyin. Ne? Sen beni indirecek miydin? Cem, balım. Sakın. Bizim bu iç işlerini hemen halletmemiz lazım. Eve gidelim, bunu halletip ondan sonra geliriz, tamam mı? 1-2-3 diyoruz, sonra silahları indiriyoruz. 1-2-3, indir! 1-2-3, indir! Oğlum! Aa, gittiler, gittiler! Hadi polisi arayalım, hadi çıkartın tek... Polis böyle bir mallığa hayatta inanmaz. Bence işimize koyulak. İşimizi geciktirmeyelim. Müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. Beni takip edin. Triplere bak lan. Kardeşim, silahını sok yerine, hadi. Alo. O Metin ve Ali denen iki salağın analarından emdikleri sütü burunlarından getireceğim. Baba. Baba ortalığı karıştırma bak. Yiğit sen misin lan? Baba. Baba beni bir dinle. Rukiye Hanım. Ya ben sana önce bizim Tufan'ı sonra Yiğit'i bağla demedim mi ya? E sen Yiğit'i bağlamışsın. Ne haber Yiğit'ciğim ya?
Ne olsun baba ya? Evden kovulduk işte. Arabayı altımızdan aldılar falan. Neyse onları sonra konuşuruz. Bu Metin'le Ali'nin analarından emdiklerini burunlarından getiriyordum. Bir o mevzuya gelelim. Aa, Metin'le Ali mi? Hangi Metin'le Ali ya? Baba, açığa çıktı artık. Kıvırma. Lütfen yanlış bir şey yapmadan önce de benim ne kadar ileriye gittiğimi düşün. Ailemizin geleceğiyle kumar oynuyorsun Yiğit. Ve ben o mereti de çok güzel oynarım baba. O zaman sana pokerin en bilinen kuralını hatırlatayım. Bir altı patlar, kare ası her zaman yener. O aslına bakarsan bir altı patlar her zaman floş royal'ı yenerdir ya. Ben anladım mevzuyu. Ya kare ası en büyük kağıt değil mi pokerde? Neyse ben pek bilmiyorum herhalde pokeri. Sen zaten hiçbir kart oyununu bilmiyorsun ki baba. Pis yedili de yedilinin üzerine joker atılır diye iddia etmişliğim var baba. Mesajı aldım ben, sen merak etme. O ikisine dokunma baba. Bana istediğini yap ama o ikisine sakın dokunma. Hiç olmadı bu konuşma. İstediğim intibayı veremedim. İçime sinmedi. Baba beni bir dinle bak. Dinleyecek bir şey yok Yiğit. Biz seninle bir anlaşma yapmıştık. Eğer sen bu işi büyütürsen ben de büyütürüm. O kadar büyütürüm ki onları ortadan kaldırırım. O kadar büyütürüm. Lan! Çık o bahçeden dışarı çabuk! Bak polis çağırırım ha! Usta, sana bir şey itiraf edeyim mi? Bana bu arabaların hepsi aynı görünüyor. Vallahi bak, tekerlekli kutu hepsi. İşte bir tek renkleri değişiyor. Lan oğlum yürü git 16-17'yi getir bana, yürü. Ne yapıyorsun lan? Hiç. Aslanım sen de gitsene babanın yanına. Cinnah, istemiyor ki beni orada. Ali çocuğun o halini görünce bütün yaramazlıklarının aslında babasının dikkatini çekmek için olduğunu düşündü. Bir yardım çığlığı. Halbuki ilgisi yok. Çocuk bildiğin şer. Ama Ali'nin haleti ruhiyesi şu an böyle düşünmesini gerektirdi herhalde. Aslanım, senle babanla bir şeyler yapmak isterdin değil mi lan? İşte, kiminin çocuğu oluyor ilgilenmiyor, kiminin de hiç olmuyor. Bu hayatta en çok istediğim şey bir çocuğumun olmasıydı Ali. Olmuyor mu dedi? Oluyor da ben ondan böyle konuya girdim. Oluyor kendini vermiyor ya. Bak sperm sayım hem az hem de ileri yönde hareket eden sperm yüzdesi %13. Geri kalanlar nereye gidiyor? Geri mi dönüyorlar? Başka yöne gidiyorlar ne bileyim. Ama zaten benim yer yön duygum zayıftır. Kolay kaybolurum ama en çok canımı sıkan şey ne biliyor musun? Bilmiyorum dede. En çok canını sıkan şey ne? Yarın bir gün testislerinde seçim olsa yanlış yöne gidenler açık ara farklı kazanacaklar. Ya dede Allah aşkına çocuğun önünde konuştuğun şeylere bak ya. Sen de laf dinleme lan. Hadi bakalım kalk. Kalk babanın yanına gidelim şu işini halledelim seni. Gel. Bu ne hal? Ev hali. Müsait mi içerisi? Müsait, gel. Girdim o zaman. Geldi mi o buraya? Kim? Adı anılmaması gereken beş harflerden. Baş harfi E. Emrah mı? Ha, Emrah. Bunun da dünyadan haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok ya. Emrah, Emrah. Metin, neden bahsediyorsun anlamıyorum. Emrah soruyorsan bugün uğramadı hiç. Şunu al. Bu ne? Bana mı bu? Öyle. Gelirken yolda gördüm. Alıvereyim dedim. Niye? Adım yazıyor üstünde. Eda. Ama dağı ayırmışsın. İşte dahi anlamındaki D daire yazılır ya. Sen üniversiteyi dershaneye gitmeden kazandın ya. O yüzden. Metin'e bak sen ya. Zafer'e giden her yol mübahtır. Yerli ninja her şeyi silah olarak kullanır. Bu ne saçma bir şeymiş ya. Buyur. O ne kötü espriymiş yani. Dahi anlamında da. Allah belanı versin senin Emre. Allah belanı versin. O zaman ben gideyim. Yalnız kafanı şu tarafa doğru çevirir misin? Koşacağım da. Metin. Hı. Çok incesin, teşekkür ederim. Bana nazar değmesinden mi korktun? Gözlerinin olması gereken yerde birer tane nazar boncuğu var zaten Eda. Senin nazar boncuğuna ihtiyacın mı var? Bana nazar değmesin diye mi getirdin? Boncuğa nazar değmesin diye. Boncuk kim ki seni korusun? Senin sayende boncuğa nazar değmesin. Sesli mi söyledim ben bunu? Şey o zaman. Şükrü abla ne yapıyor? Nerelerde? Ya ablam şey kavga ettik de çıktı gitti nerede bilmiyorum. İyi ben gittim o zaman. Evet,
Siparişleriniz geldi. Kolları çekelim. Afiyet olsun. Buyurun hanımlar. İlk iki sayfa sıkıcı ama sonrası akıyor. Siz biraz inceleyin, ben hemen geleceğim. Evet, siparişlerinizi alayım. Ben kaşarlı tavuk dürüm istiyorum. Kaşarlı tavuk dürüm. Siz? Ben de şefin salatası. Ay, yalnız ben şefin salatasını veremem. Neden? E çünkü o şefin salatası. Ay, bu şaka tutmadı galiba. Olsun, üç şakadan ikisi tutsa iyidir. Tamam, ben hemen siparişlerinizi getiriyorum. Ey Sezai, alüminyum folyoya, köze, fırına, üçlü ocağa son. Kur saatini, közde patatesini. Elimde görmüş olduğunuz proje sayesinde Ortaköy'de ne kadar kumpici varsa an itibariyle bitmiştir. Al şu projeyi, ver bizim alternatörü. Bartır bartır bir yere kadar lan. Ulan proje diye ne güzel patates yapmışsınız işte. Bu saati niye taktınız ki? Anlattım ya oğlum. He, işte bunu alsın götürsün çocuk. Sezai abi, senin oğlunla ilgilenmen lazım. Baba benimle kaliteli zaman geçir. Kaliteli zaman ne lan? Bu çocuğun kuracağı cümleler değil bunlar. Bu çocuk bu cümleleri kurabilir mi? Piyes gibi sufle mi veriyorsunuz lan çocuğa he? Ali sana çay yaptım, içer misin? Dede gözünü seveyim, sıtkım sıyrıldı. Abi siz çayı içer misin lütfen? Ver içeyim ben. Oo Beto! Senin bana tavladan kalan çay borcun ne olacak peki? Al ödeşelim. Senin bana okeyden kalan borcun ne olacak? Ulan geçen bilek güreşinde ben seni yenmedim. Bu çay benim hakkım. Geçen de ben de seni yendim bilek güreşinde. Üç çay borcum vardı. Kaldı iki. Al zıkkım bak. Sezai abi demeyeyim diyorum, demeyeyim diyorum ama abicim siz bu çocuğu yaparken işlem hatası mı yaptınız? İç açılarını yanlış falan mı hesapladınız? Ne yaptınız ya? Oğlum oynama lan, bozacaksın. Lan! Ne oluyor lan? Oğlum! Metin! Vallahi billahi ne becermiyor. La ben de... Değil mi? Ben öyle dedim diye mi oldu lan? Ben öyle demedim. Birisi acilen acil arasınlar. Oğlum Allah Allah. Sezai'ye mukayyet olun. Sakın ilk yardım yapmasın. Bırakın ilk yardım biliyorum lan. Lan bıraksanız oğlum lan o benim oğlum oğlum. Bırak çekil. Çekil. Aman. Dişlerini fırçala dedim sana kaç kere ya. Allah Allah. Allah 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 Allah. Elektroşok uygulayacağım. Sezai. Gerizekalı. Pislik herif. Yine küfür, yine küfür. Uslanmadı bunlar arkadaş ya. Sezai, dur artır. Senin tipini sikeyim. Sezai dozu attın. Senin inini, cinini, cinsini, cibiliyetini, silsileyi, cinsini alttan üstten, önden arkadan, sağdan, soldan, tek tek. Cin... Lan gitti lan. Ya ne güzel rüya görüyordum. Kim uyandırdı beni? Baban. Anam Sezai abi gitti lan. At montu at üstüne. Ceketi çıkar. At üstüne. At üstüne. Kuza bir olunca 80. 80. 89. Taksin, yiğit dışarıda seni istiyor. Beni mi istiyor? Seni istiyor. Gösteririm ben ona şimdi. Ye aslanım ye. Ye. Bundan sonra sana karada ölüm yok. Ye paşam. Ye yiğidim. Beyza. Bugün Sezai abinden acayip elektrik aldım biliyor musun? Ne yaptın kız? Hallettin mi işlerini? Nasıl geçti günün? Ha bugün mü? Ha. Bugün işte rutindi. Hani normal bir gündü. Hayat hani rutinlikler ve normallikler üzerine kurulu değil mi yani? Abi ha. Sen annem olayını ne yaptın? Ne yapacağım? Şey yaptım onu ben ya. İşim çıktı işim. Olsan! Ne yaptın lan? Paranın kalanını alabildin mi? Aldım ya. Aldım da ben 10 liranın 9 lirasını ne alırsam 1 liracını harcadım ya. Orası nasıl para tuzağıymış arkadaş. Bütün servetimi Las Vegas'ta kaybetmiş gibi oldum. Ah be. Saygılar Şükrü abi. Sevgiyle kal olsan. Şükrü'ye hayırdır gece gece? Sahilde bir yerde garson olarak işe başladım. Ne? Garson mu? Evet. Patron benden çok memnun kalmış. Bugün sigortamı başlattılar Ali. Yani bugün benim hayatımın en güzel günü.
Haydi. Şükriye Hanım garson olarak işe başlamış. Sen bunu kaldırabilirsin de işte ben kaldırabilir miyim ona bakmak lazım Şükriye. Evet ona bakmak lazım hemen. Zeki. Sen mi Ali abi? Müsait misin Zeki? Müsaitim abi mesaideyim yemek masasındayım buyur. Abisi şimdi Şükriye ablanı senin orada meteorolojide işe sokacaksın. Biraz havalı bir mesleğin var oğlum idare et işte. Nasıl yaparız nasıl çözeriz bu işi? Ali abi ben burada 7 aylık memurum abi. Daha elimi cebime sokamıyorum Şükriye ablayı nasıl işe sokayım abi? Bu mudur Zeki? Mahallemizin okumuş bir yere gelmiş tek evladı olarak Özdemir ailesine hayrın bu mudur abisi? Burada... Çok zor Ali abi. Geçen ay bir çay istedim hala getirmediler. Dün aradım adam kuyrukta 6. sırasın diyor Ali abi. Ağlıyor lan. Ağlıyor. Oğlum erkek adam ağlar mı lan? Kapat. Ali abi ben 56 kayla bağlanırken Emül'de bu kadar kuyruk beklemedim abi. Ali oğlum kapat. Çok içlendim ben ya. Akşam ne yapıyorsunuz işiniz var mı içecek mi? Lan yürü git. Geri zeki. Şey yapacağız biz onu. Ayarlayacağım onu ben ya. Çözeceğim onu ben hadi. Abi gözünü seveyim ya. Şu alternatörü Peder Bey'e bir götürelim. Hadi. Lan. Ne yapıyor lan bu saatte burada? Tartışmaya gelmedim Tahsin. Yiğit. Git buradan. Bu işin her şeyi geride bıraktım ben. Anladın mı? Sıfırı tükettim. Sen istesen de istemesen de ben de bu işin içindeyim. Yiğit. Git dedim. Bak benden fayda al. Size çok yardımım dokunur. Hem olaylar değişiyor Tahsin. Hepiniz tehlikedesiniz. En büyük tehlike sensin lan. Senin ne yardımın dokunacak? Olsa olsa zararın dokunur. Bak bu işe dahil olabilmen için cesedimi çiğnemen lazım. Anlıyor musun? Cesedimi. Oğullarını kullanmıyorsun Tahsin. Kullan onları. Sandığından çok daha büyük bir potansiyelleri var. Her hafta bir siktir etmezsen rahat etmiyorsun zaten. Görüşeceğiz. Sen istesen de istemesen de bizim kaderimiz birlikte yazıldı. Alternatörümüz de geldi. Buyurun babacığım. Bırak. Eve kapası tamamlandı. Artık siz de lazımsınız. Saatinizi kurun. Sabah erken kalkacaksınız. Tamam baba. Ali, Metin. Gurur duydum lan sizlere. Şu bulduğunuz şey var ya. Helal olsun lan. Aferin. Sağ ol baba. Sağ ol baba. Ha Ali, Oğuz anne eve sığmıyoruz artık. Bir çaresini buluncaya kadar Duran amcan sizin yatağınızda yatsın. Siz de beraber yatın tamam mı? Emredersin baba. Metin. Efendim baba. Artık yatağını ıslatmıyorsun değil mi? Islatmıyorum ya. Allah Allah. Metin. Anne! Ne? Bütün fayansları fırçaladım. Git bir daha fırçala. Ama anne ya. Orada bir su lekesi görürsem gece mece dinlemem. Bütün camları sildiririm sana ona göre. Hadi marş. Tamam anne. Hamiyet Hanım. Buyurun. Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Oturun buyurun. Benim de bir kızım var. Amerika'da. 6 yıldır görüşmüyoruz. O pek telefon etmez. Ben de pek annelik edemedim tabii. O zamanlar çok yoğundum. Vaktimin tamamını dersliklerde, laboratuvarlarda geçirdim. Biliyorum. Tahsin de öyleydi. Sizi çocuklarla böyle iç içe görünce çocuklarınız size öyle düşkün ki gözünüzün içine bakıyorlar. Sizin bu aile hayatınızı gördükçe öyle imreniyorum ki size Hamiyet Hanım. Siz bana mı imreniyorsunuz? Hem de nasıl? Belki biraz da kıskanıyorum ama iyi niyetle tabii. Sizinle Feyza'ya baktıkça neler kaçırdığımı görüyorum. Keşke gençken sizi daha yakından tanıyabilseymişim. Birçok şey daha farklı olabilirmiş. Anne! Tövbe yarabbim. Ne yapıyorsunuz siz be? Salak salak konuşma! Ah, şaka yapma canım yavrum benim.
Bir tanem. Hadi otur. Sana bir kahve pişireyim. Çok yoruldum bugün. Anne ne oluyor ya? Kesin bir pislik var. Kahveye doping falan mı attın? Daha mı çok çalışayım istiyorum? Ne diyorsun? Anne? Seni Allah kahretmesin. Gebertirim seni. Yürü. Biz aşağıda kızımla biraz dertleşeceğiz. Canım benim. Bugün neler yaptın? Anlat bana. Dertleşelim biraz seninle. Ha? Hadi. Hı. Hadi. Hadi benim şafşalağım. Hadi. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Metin, hadi bakalım hayırlısıyla sonunda gerçekleşecek abisi. Hı hı. Babamla birlikte çalışacağız ya lan. Vallahi abi içim içime sığmıyor ya. 58 F, 76. Ne dedik anlamadım. Adam aklımda tutayım diye söyledi. Nasıl bir hakimiyet kurduysa üstümde. Şimdi de unutamıyorum anasını satayım. Kim lan? Emrah mı? Çakma Emrah. Abisi ne diyeceğim ya? Sen niye onun gibi giyiniyorsun oğlum? Ben onun gibi niye mi giyiniyorum? Ulan asıl o benim gibi giyiniyor. As, ne yap? Dedeceğiz uyuyor. Geç sen böyle atar yaptığına göre. Dam mı akıtıyor lan? Ne damı? Ebenin damı Metin. Septirilmiş sülfürik asit. Dede işiyor ya. Herif üzerimize septirdi ya. Baba ya. Biz burada nasıl uyuyacağız baba ya? Ne kadar kalacaksınız? Şimdilik belli değil. Bu işe dahil olabilmen için cesedimi çiğnemen lazım. Anlıyor musun? Cesedimi. Ben söylemedim ki Tahsin. Sen söyledin. Efendim? Sen işine bak, işine bak. Sana söylemedim.